Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri derledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, Doğu Türkistan'da 39 bin işçi sendikası kurdu. Çin propaganda ajansı Xinjiang gazetesinin 16 Aralık tarihli haberine göre, Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Enformasyon Dairesi, Xinjiang'daki işçilerin hak ve çıkarlarını korumaya yönelik çalışma durumu temalı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Çinli yetkililer, Doğu Türkistan'da 103 bin lokasyonu kapsayan 39 bin ayrı işçi sendikaları kurduğunu ve sendikaların üye sayısının ise 4 milyon 350 bine ulaştığını belirterek, yıllardır Çin'i besleyen ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline getiren köle işçi çalıştırma sisteminden övgüyle bahsetti. Toplantıda bu yıl başından bu yana toplam 1115 işe alım etkinliğinin gerçekleştirildiği, kırsal işçilere yönelik kurulan işçi sendikaları ve hizmet platformları vasıtasıyla 213 binden fazla sözde istihdam sağlandığı vurgulanıyor. Toplantıda konuşan sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi İşçi Sendikaları Birliği Çin Komünist Parti grubu üyesi ve Kukla Başkan Yardımcısı İldos Murat, Doğu Türkistan'da 900'den fazla büyük ölçekli rehberlik ve sözde istihdam hizmeti sağlandığını, her düzeydeki sendikaların 224 çalışma grubu oluşturduğunu, bölgedeki sözde istihdam hizmetlerinde işçi sendikalarının olağanüstü başarı kaydettiği ve bu süreçte parti hükümetin teşvikleriyle 10,15 milyon yuan'dan fazla özel kalem tahsis edildiğini ifade ederek, köle işçi çalıştıran şirketlere Çin hükümetince subvansiyon sağlandığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çin rejimi, Doğu Türkistan'da uygulanan sistematik soykırım kapsamında toplama kampları ve cezaevlerinde Uygurları rızası dışında alıkoymanın yanı sıra, bir yandan Çin rejiminin örgütlediği işçi sendikaları, Xinjiang'a yardım kisvesi altında Doğu Türkistan'da 15 binden fazla Çinli şirket kurdu. İnsanları köleliğe zorlayan Çin, sözde yoksullukla mücadele ve yakın istihdam, ucuz iş gücü yerleştirme gibi envai çeşit bahanelerle yerel halkı köle olarak çalışmaya zorladı. Uygurların zorla çalıştırılmasında ve zorla çalıştırma kapsamının genişletilmesinde bahsi konu sendikalar en önemli rolü üstlenirken, şu anda bu kuruluşlar yasal bir zeminde Çinli şirketlerle doğrudan iletişim kurarak Uygur gençlerini Çinli şirketlere satıyor. Aynı zamanda yerleşimci Çinlileri de Çin eyaletlerinden Doğu Türkistan'a kalıcı olarak taşınmaya ve devlet sermayesiyle bir şirket kurmaya teşvik ediyor. Bir Uygur yetkili daha açığa alındı. Çin rejimi, Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Halk Kongresi Daimi Komitesi, Tarım ve Kırsal Çalışma Komitesi'nin eski müdür yardımcısı Ferhat Rozi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. 18 Aralık sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Disiplin Teftiş ve Denetim Komitesi resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Halk Kongresi Daimi Komitesi üyesi, eski Tarım ve Kırsal Çalışma Komitesi Müdür Yardımcısı Ferhat Rozi, ciddi disiplin ihlali suçlamasıyla açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 1960 doğumlu ve Hotan vilayetine bağlı Nia ilçesinden olan Ferhat Rozi, Ocak 1986'dan beri Çin Komünist Parti üyesi ve Hotan vilayeti Halk Komitesi ve Hotan ilçe komitesi parti sekreteri, Mayıs 2015'te Kaşgar vilayeti Halk Komitesi sekreter yardımcısı ve siyasi komiseri, Mayıs 2021'de ise sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Halk Kongresi Daimi Komitesi, Tarım ve Kırsal Çalışma Komitesi Müdür Yardımcısı olarak hayatı boyunca Çin rejimine sadakatle çalışmış olmasına rağmen, bu yıl 25 Haziran Ürümçi'de gerçekleştirilen sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi 14. Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin
3. toplantısında ağır disiplin ihlali suçlamasıyla açığa alınarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Gözlemciler, Çin'in Doğu Türkistan'ı tamamen Çinileştirme hedefine ulaşmak için milyonlarca insanı çeşitli bahanelerle toplama kamplarına ve hapishanelere hapsederek sistematik bir şekilde soykırım yaptığını, bu süreçte Çin rejimine bağlı, ömrü boyunca sadakatle Çin'e çalışmış Uygur asıllı yetkililerin bile kurtulamadığını, etnik unsurların topyekün fişlenmesinden ötürü milli kadrolara acımasız davranıldığını, bunun bariz örneklerinden Çin Enerji Bakanlığı'na kadar yükselmiş olan Nur Bekri ve daha nice Uygur yetkiliye ikiyüzlülük, rüşvet, görevini kötüye kullanma, disiplin ihlali gibi Komünist Parti içinde olan durumları gerekçe göstermek suratıyla sırf Uygur oldukları için aslında Uygur kadroları temizleme operasyonu gerçekleştirdiğini kaydetti. Birleşik Krallık üniversiteleri üzerinde artan Çin etkisi. Birleşik Krallık kamu yayın kuruluşlarından Channel 4, Çin Komünist Parti diktatoryasının İngiltere'de yürüttüğü faaliyetlere dair bir belgesel yayınladı. Kanalın YouTube sayfasında izlenebilen belgeselde, Çin Komünist Partisi'nin İngiltere'deki Çin toplumunun içerisine yerleştirdiği etki ajanlarından üniversiteler üzerinde kurduğu baskı mekanizmalarına kadar geniş bir yelpazede Çin devletinin kurmaya çalıştığı tehlikeli propaganda ağı anlatılıyor. 2019'da Hong Kong'da yaşanan ve Çin Komünist Parti destekli Hong Kong hükümeti tarafından şiddet yoluyla bastırılan ayaklanmalar neticesinde ülkelerinden kaçarak İngiltere'ye sığınan aktivistlerin ve onların peşindeki batılı ajanların hikayesiyle başlayan belgeselin ikinci bölümünde çok daha çarpıcı olan İngiltere'deki bazı üniversitelerin Çin Komünist Parti ile girdiği tehlikeli ilişkiler anlatılıyor. Kendisi de Hong Konglu Isabel Ying tarafından hazırlanan belgeselde çeşitli üniversitelerin Çinli öğrencilerden gelecek olan okul harçları ve de Çin Komünist Parti'den sağlanan fonlar aracılığıyla nasıl kontrol altında tutulduğuna dair çarpıcı örnekler veriliyor. Üzerinde özellikle durulan iki üniversite ise Nottingham ve Cambridge Üniversitesi. Üniversitenin eski öğretim görevlisi ve Çin Komünist Parti isteğiyle kapatılan Çin Çalışmaları Enstitüsü'nün yöneticisi Steve Tog ile yapılan röportajda üniversitenin maddi kaynaklarının önemli bir bölümünün Çin'den gelen öğrencilerin eğitim ücretlerinden oluştuğunu ve bunun nasıl bir baskı unsuru olduğu inceleniyor. Ardından Nottingham Üniversitesi'nin Çin'de açtığı kampüsünün nasıl bir Çin Komünist Parti kontrolünde bir propaganda makinesine dönüştüğü anlatılıyor. Gazetecilerin ortaya çıkardığı üzere bu üniversitede öğrenciler mevcut Çin diktatörü, Çin Komünist Parti elebaşı Xi Jinping'in politik manifestosu olan Xi Jinping ideolojisi üzerine eğitimler alıyor. Çin Komünist Partisi'nin Birleşik Krallık üniversiteleri üzerindeki kontrolü bununla da sınırlı kalmıyor. Batılı üniversitelerde çalışan ve önemli makamlara yükselmiş çeşitli akademisyenlerin bu pozisyonlarını gizli teknoloji transferi için kullandığı da gazeteciler tarafından ortaya çıkarılmış, batılı devletler ve vatandaşları tarafından fonlanan bu kurumlardaki Çinli çalışanların fikri mülkiyet hırsızlığı sayesinde geliştirilen teknolojilerin Çin Komünist Parti'nin askeri teknoloji ARGE çalışmalarında kullanılıyor. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.